Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Yine bir köy vloguyla beraberiz. Annemizi ziyarete geldik hafta sonu. Köyde biz yokken ne işler yapmış? Bayağı epey bir iş yapmış. Anne merhaba. Merhaba kuzum. Ne yapan? Görüşmeyeli nasılsın? İyiyim şükür Allah'a. İyi bakalım. Ne yaptın biz yokken? Siz yokken ne yaptım işte? Kayısılar erdi, onları yardım. Erikler erdi, onları yardım. Hep onlarla uğraştım. Selamun aleyküm değerli dostlarımız. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Yine bir köy vloguyla beraberiz. Köyümüze geldik. Hafta sonunu köyde değerlendireceğiz. Annemizi ziyarete geldik. Anne merhaba, nasılsın? İyiyim kuzum, merhaba. Ne yaptın köyde? Ne yaptın? Biz yokken ne yaptın köyde? Burada ben çok çalıştım. Ne yapacağım? Kayısı yardım, erik yardım. Bahçe suların böyle. Boş durmuyorum diyorsun ha? Hiç boş durmadım. Kapımı süpürüyün. İyi bakalım. Yani yaşına göre kendine işler yapıyorsun. Evet anam, evet. Ne kadar kayısı yardım, ne kadar erik yardım. Maşallah damı doldurmuşsun ya. Çok anam, çoğudu çok maşallah. Dallarda daha dolu duru. Bak nasıl sararıyor, sararıp bile. Evet değerli izleyicilerim, şöyle çok. Annemin yarmış olduğu kayısıları, eriklere bir bakın. Evet değerli arkadaşlar, köy vlogumuz devam ediyor. Annemle yukarıdan kayısıları konuşurken Aydın kardeşimiz geldi. Şimdi harman işleriyle uğraşıyor, traktörle. Aydın merhaba abim. Merhaba hocam, merhaba. Ne yapıyorsun? Abi harmanla uğraşıyoruz, ne yapalım işte. Ekini harman öyle mi? Balle mi yaptın bugün? Bugün balle çekiyoruz abi. İyi bakalım, nasıl gidiyor köy işleri? Şükür Allah'a şükür olsun işte. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Uğraşıyorsun değil mi? İşte okulda şimdi ara verdik, iki ay işte tatilim var. Evet. Bunu bu şekilde değerlendiriyorum hocam. İyi, şimdi bunları nereye götürüyorsun? Besin amına götüreceğim hocam. Yukarıda hayvanlar için yaptığımız besin var. Besicilikten mi var sende? Evet, aynı şekilde kardeşime yardım ediyorum. Peki ne var beside? Tana var. İşte affedersiniz, tanaları var. Tana var. Süt üreyen ineklerimiz var. Ha, süt üretimi var, tana var. Aynen hocam. Köy işleri böyle. Böyle hocam yani. Boş durmuyoruz. Yaz kış köyde iş çok değil mi? Yaz kış çok hocam işte. Bildiğiniz gibi okula devam. İyi. 3 ay boşluk işte. Harmanda uğraşıyorum. Harmanda uğraşıyorum. İyi bakalım. Traktör ne? Epey yaşlanmış bu traktör ya. Hocam bu 81 model Ferguson. 35'lik. Ha. 35'lik Ferguson. Evet. İyi bak. İşimizi görüyor hocam yani. Ufak da olsa. İşimizi görüyor. Allah'ım size kolaylık versin. Amin hocam. İşleriniz kolay gelsin inşallah. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, köy vlogumuz devam ediyor. Evet bu erikleri, kayısıları yarma şeklini bir göster bakalım. Nasıl yarılıyor? Kayısı nasıl kurutuluyor? Kayısı nasıl kurutuluyor? Güzelce oturuyorsun, masayı umalıyorsun, sandalyeyi. Oturduğum yerde çekirdeği bir yanına, kayısısı bir yanına masalara yarıyorum. Tekrar bu eriğin yarması yiyorum, oturuyorum. Bıçak elinde, beş yerinden bıçaklayıyorum. Ondan sonra atıyorum zineye. Zine de birer uyuşuyor. Ondan sonra seriyorum bir daha. Güzel oluyor bunun hoşabı. Evet. Bunları tamamen güneşte kurutuyorsun herhalde değil mi? Evet. Evet. Güneşte kurur. Şimdi adam akıllı güzelce ağır şişer. Ondan sonra kurumaya dönünce erik şeklini alır. Peki bunları şimdi kuruttuktan sonra kışın nasıl tüketiliyor bunlar? Bunlar nasıl getiriyor. Güzelce yüzük yıkayıyorsun. Tencerede suyu ısıtıyorsun. İçine salıyorsun. Ondan sonra kaynıyor. Şekerini atıyorsun. Koyuyor. Mayhoşu da çok güzel tatlı bir ocak oluyor.
Doğal kayısı suyu, erik suyu. Evet, Hoşaf şeklinde. evet. Evet. Doğal. Doğal. Kendi bahçemden. Evet. Değerli arkadaşlar, şu gördüğünüz ağaçlardan bu kayısılar, erikler toplandı. Annem de burada anlattığı gibi damda kuruttu. Kışın inşallah bunu yemeklerin yanında meyve suyu şeklinde içeceğiz. Evet, çocuklarıma, torunlarıma hepsine dağıtırın. Teşekkür ediyoruz anne. Ellerine sağlık. Sağ ol kuzum, afiyetle yiyin siz de. Anne, üzümleri de büyütmüşsün. Üzümler büyüdü ana. Üzümlere tes atacağım. Her gün biraz biraz su dökeceğim. Güzel. Bunların Bakar, ne bak. zaman oluyor bu üzümler? Bu üzümler gayet Ağustos'ta bile ne olur. Ağustos'ta mı, Eylül'de mi? Eylül'de olur. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bakacaksın her gün. Evet, her şey ilgi istiyor değerli her arkadaşlar. şey, bakın bak, odaların dibini keserlerin, güzelce terslerin attık, suların 2-3 güne bir. Evet, güneşe doğru çekiyorsun öyle mi? Böyle gezdirdim işte, çocuk gezdireyim de böyle kustum bunları. Kolga basa basa nedir? Karıştırayım, çevireyim. Bunun da kendine göre bir işlemesi var. Ondan sonra... Şöyle kurkuya çekeceğim. Güneşe çekeceğim. Derse kurumaya yapıyorum. Kaç günde kuruyor bunlar anne? 4-5 gün kuruyor anam. Bunları yaralı 2 gün oldu. Tertemiz. Yerde yere bilen yarmaz. Böyle yinelere, kurtaların üstüne yararım. Hijyenik yapıyorsun yani işi. Niye? İşi hijyenik yapıyorsun. Evet. İşim temiz. Arkadaşlar vardı da dün su kesilecek dediler, su doldurdum kodum. Evet, köy işlerinde eskiden su yoktu değil mi evlerde? Evde su yoktu yanım. Nereden dolardınız suyu eskiden? Çeşmeden dolardık. Getireydik, kora döker gibi döktüğüm hadi bitti. Ama şimdi evin içinde bir pişmiş aş. Yanınızda da vakit akıt. Evet. Şimdi evet. Rahatlık her şey. Biz elimizle ekin işlerdik, düven sürerdik, düvenin üstünde uyuklardık, düvenden iner düşerdik aşağı. Öküzler alır giderdi düvenle beraber. Nereye götürüyordu? Tangır tangır kuru yerler alır giderdi. Öküzler de tabii ki yoruluyor demek ki. Onlar da dinlenmek için mi kaçıyordu? Onlar da kaçıveriydi altımızda. Evet. Söyleme sahip önünde bir şey kapacak. Evet. Önünde. Dokuzun çişi geldiğinde onu tutacağım. Şeye vuruyorduk şöyle o kendireyi. Köy işlerinin zorluğu da var değil mi? Köy işlerini ben çok gördüm. Evet. Böyle. İşte durum böyle. İyi bakalım. Şimdi değişti. Her şey kolaylaştı. Her şey fenni mi oldu? Her şey fenni oldu. Çamaşır yıkay yıkay yıkay. Çamaşırları şimdi, nerede yıkardınız? Çamaşırları bayır başına bir kazan vuruyorduk. O kazanı doldur. Ne kadar çamaşır varsa ıslatırdım. 5-6 çocuk. Evet. Bayır başında yıkardım. Kazan getir, doğan getir. Peki, yapacak getir. Şimdi bu sıkma işini makineler yapıyor şimdi. Eskiden nasıl yapıyorsunuz sıkma işini? Nasıl yapacağım? Kollarınla. Sümeye durmadı ya bu kadar kolum elim. Dövme işini nasıl yapıyordunuz? Dövme işini tokucağla. Ha, tokucak neden yapılıyordu? Tak,
tahtadan. Tahtadan tokacakla çamaşırları. Evet. Şak şak vurur. Evet. Annem hem anlatıyor hem gülüyor eskilerine. Ne yapayım? Ya eskiden bir şey mi vardı? Bir şey yoktu. Huzur vardı eskiden, huzur. Evde su var, ışık var. İşi idarenin anladığında eş bacarıydım, çorap örerdim. Çoğu çocuk besledik karanlıklarda. Elektrik de yoktu o zaman öyle mi? Yok, elektrik ne arasın? Eskiden ekine gideceğimize bağlı desteleri hazırlayacağım. İki tarafına iki deste katan, helbenin birine. Birine de azığı katan. İşte üstüne de birini saracağım, birini arkamda götüreceğim. Öyle. Evet. Yine iyi, çok sağlam bir halim varmışmış. İyi bakalım. Allah'ın seni bugünlere ulaştırmış. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Yaptığın, işlediğin işlerden dolayı. Daha da burnum istiyor ama vücuttan etki tükenmiş. Arkadaşlar şu an bizim bahçeye geldik. Maşallah bu elmalar yavaş yavaş olmaya başlamış. Bu gördüğünüz altın çekirdek. Bu sene bak geçen sene topladığımız Amasya elmasında bu sene hiç yok. Geçen sene buradan 15 kasa filan elma toplamıştık. Bu sene ağaç dinlenmeye geçmiş galiba. Evet, kendisi doğal yetişmiş. Şöyle bir tarafı kırmızı, bir tarafı normal yeşil. Harika bir desen oluşmuş. Güzel aroması var. Evet, değerli dostlar, maşallah elma o kadar çok olmuş ki şu an dal dayamıyor. Biz de altına hemen bir destek dayak diktik şöyle ağaçtan. Dalın kırılmaması için şöyle dalı korumuş olduk. Maşallah bu bir Stargin elması. Bu sene meyvesi mükemmel. Şuna bak, yapraktan çok meyve var. Arkadaşlar şu an köylerimizde bulunan kuyular var biliyorsunuz. Çeşitli yerlerde. Burası Haceli Kuyusu. Kuyumuzdan şimdi bu plastik kovayla yani değişik bir mimariyle yapılmış şöyle. Bu kovayla su çıkaracağız içeriden. Tabii bu kovayla su çıkarma şekli biraz da şu arkada gördüğünüz ağaçlar var. Bunlara dapındırık deniyor. Şöyle kuyunun o kısmında havada dikili duruyor. Böyle zincirle aşağı salardık. Öyle çıkardık. Ama şu an ağaçlar orada atıl bir vaziyette duruyor. Tamir edilmesi lazım aslında. Bunu restore edilmesi lazım. Şimdilik bakalım. Şimdi şöyle kuyuya boğamızı salalım. Evet. Kendi resmimizi görüyoruz bak orada. Bayağı da su dolmuş. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Suyumuz gayet temiz. Şöyle bir tane daha çıkaralım.
Kurtlara, kuşlara buradan su çıkarıyoruz arkadaşlar. Yalağımız boşalmış. Evet arkadaşlar, bu kova benim çocukluğumdan beri var. Yıllardır kuyunun su çıkarma görevini yapıyor. Böyle şamrelden, etrafı tenekeden çok orijinal bir kova, bak görüyorsunuz. Ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklı olduğunu siz düşünün. 40 yıllıktan fazladır yani. Ben çocukluğumda hatırlarım bu kovanın burada olduğunu. Kuyunun yanında böyle kendi haline yetişmiş dağ armudu var değerli arkadaşlar. Bunun şöyle kışa doğru oluyor bu armut. Buna burada boz armut da diyoruz ama boz armudun bir değişiği bu. Harika bir lezzeti var bunun. Şöyle kuyunun yanında kendi kendine oluşmuş. Evet arkadaşlar, şu an bahçeye geldik. Bahçede işimiz ne bugün? Bahçede damlama sulamayı açacağız. Birazdan bu patatesler, fasulyeler, bamyalar, şu öbür tarafta da biberler var. Onları sulayacağız. Ufak tefek yerlerde ot varsa onları çapalayacağız. Ufak bir bahçe çalışması yapacağız inşallah şöyle. Evet arkadaşlar, şu an arazide suyu görüyorsunuz bak, maşallah topluyor. Şöyle tarladan kopardık, tazecik salatalık. Evet arkadaşlar, şu an sebzemizin sulama vanası buradan açtık. Şimdi birazdan sulanmaya başlayacak. Böyle 1,5 saat kadar sebzeleri sulayacağız inşallah. Bu çızıda soğanlarımız var. Şöyle burada biberler. Orta çızıda şöyle bamyalar çiçek açmış. Yavaş yavaş sebzeye doğru yöneliyor. Ayçiçekleri. Maşallah su olunca bakım güzel. Evet, patates çızıları maşallah. Şöyle süper olmuş. Bahçe hemen köyümüzün altında değerli arkadaşlar. Köye çok yakın. Ulaşımı da kolay. Buralar harımlar mevkii. Evet, bamyalar burada yavaş yavaş oluyor. Kabaklarımız da büyüyor. Maşallah kabak da çok güzel büyümüş. Burada şöyle acurlar var. Kavunun bir değişik şekli bu sebze, meyve diyelim.
Evet, yan taraftaki komşumuzun fasulye bahçesi. Maşallah, fasulyeler çok güzel. Burada bamyalar tam manasıyla olmuş. Tam pişirme kıvamına gelmiş. Şöyle güzel bamya çiçeği, harika bir çiçeği var. Karpuzlarımız da yavaş yavaş büyüyor. Maşallah bahçede çeşit çok. Evet, patlıcanlar şu an çiçekte.